Yeşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Yeşehirli çiftçileri zirai dona karşı uyardı. Hava sıcaklıklarının 29 Mart çarşamba itibariyle sert bir düşüş göstereceği Nevşehir'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bir uyarı yayınlandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada çiftçiler zirai don olayına karşı tedbir almaları için uyarıldı. Meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verildi. Nevşehir'de 29 Mart çarşamba gününden itibaren kuvvetli zirai don bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Depremi söylenenize rağmen İstanbul depremi hazır mı? Hayır. Kahramanmaraş merkezdeki deprem 11 ilde büyük yıkım yaratırken yaşanan süreç gözlerin olası İstanbul depremine çevrilmesine neden oldu. Yerbilimci Naci Görür deprem beklediği bölgeleri şöyle sıraladı. Marmara, Erzincan, Bingöl, Karlova, genel olarak Ege bölgesi, İzmir, Antakya arası kıyı bölgeleri, Kayseri, Sivas, Erzincan doğusu, Malatya'nın kuzeyi, İstanbul'da özellikle Avrupa yakası. Öte yandan Görür, Marmara depremi olursa bu ülke belini kolay doğrultamaz diye konuştu. Kahramanmaraş merkezi yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar ise hazırlık için uyarmaya devam ediyor. Hükümete önerilerde bulunan Naci Görür şu ifadeleri kullandı. Hükümetimize acil bir öneri. Daha önce çeşitli kaynaklarda önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum. İstanbul'da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90 bin. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimiz olduğunu sanmıyorum. Onun için devlet İstanbul'da boş binaların tümünü kayıt altına almalı. Devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buraya taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenliği sağlandı. Sonra belediye ve vatandaşlarla el ele verip boşaltılan binalar deprem dirençli hale getirilmelidir. Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği her şeyin önündedir. Hükümetimiz buna muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir dedi. Kavak Belediyesi iftar çadırı geleneğini bu yılda devam ettirerek iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında ihtiyaç sahiplerine, yaşlı, engelli, kimsesiz ve depremzede vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri hazırlanıp dağıtılıyor. Kavak Belediyesi eski düğün salonunda Kavak Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri, yaşlı, engelli, kimsesiz ve depremzede ailelere Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri hazırlanıp dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra iftar çadırında iftarını açmak isteyen vatandaşlar da buraya gelerek iftarlarını açıyorlar. Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı yapmış olduğu açıklamada Ramazan aylarında devam eden iftar yemeği geleneğimizi bu yılda devam ettirdik. Emeği ve yardımı geçen bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine tek başına yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi insanlarımızın iftar yemeklerini hazırlayıp evlerine ulaştırıyoruz. Allah bu organizasyona sahip çıkan, destek veren tüm hayırseverlerimizden razı olsun dedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalıntı araçların motor şasi numaralarını değiştirip satan şahısları yakaladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalıntı araçların motor şasi numaralarını değiştirip satan şahısların peşine düştü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir aylık bir çalışmanın sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Asayiş ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 13 Change araç ele geçirildi. Operasyonda 33 şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Yandaki şase ve arkadaki şase uyuşmuyor. Sağ başta kaymak, sol başta kaymak, parça komple değişim. Nevşehir'in galerici esnaflarından İlham ve Vedat Aldatmaz'ın anneleri vefat etti. Nevşehir galericiler esnafları İlham ve Vedat Aldatmaz'ın anneleri, merhum Rasim Aldatmaz'ın eşi Fatma Gösterişli hayatını kaybetti. 72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Gösterişli'nin ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğdu. Fatma Gösterişli'nin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Kurşunlu Camii'nden kaldırılacaktır. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumaya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Konya'nın Sarayyönül ilçesinde kan donduran cinayet yaşandı. Sevda K. kızı Esma Nur'un boğazını keserek öldürdü. Ardından kendisini yaralayan anne Kayseri Yüksek Güvenli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.
Edinilen bilgilere göre olay Sarayyönü ilçesi Karabıyık mahallesinde oldu. Daha önce psikolojik tedavi gören anne Seyda K. bu kez 3 yaşındaki kızı Sema Nur'un boğazını bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Sema Nur'un öldüğünü belirledi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Seyda K. tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti ve psikolojik tedavisi için Kayseri Yüksek Güvenli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Ürküp ilçesi Bahçelievler Mahallesi halkından, belediye personellerinden Mustafa ve Ali Kabağ'ın anneleri Afife Kabak 78 yaşında hayatını kaybetti. Afife Kabağ'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Ürgüp, Sofular Köyü halkından Mehmetoğlu Ayhan İş trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayhan İş'in cenazesi Avunus Mezarlığı'ndan kaldırıldı. Hacı Bektaş halkından Deniz Kayacı hayatını kaybetti. Merhum Deniz Kayacı'nın cenazesi saat 2'de Küçük Kayı Mezarlığı'nda defnedildi. Nar kasabası halkından Hasan Efendi Camii eski imamı Yaşar Efe'nin hanımı Meryem Efe hayatını kaybetti. Meryem Efe'nin cenazesi öğlen namazından sonra Karapınar kasabasında defnedildi. Nar kasabası Orta Mahalle'den emekli Hava Assubayı İsmail Erdoğmuş hayatını kaybetti. İsmail Erdoğmuş'un cenazesi öğlen namazından sonra Uzar Camii'nden kaldırıldı. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlayıp sunmuş olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 28 Mart Salı, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1227 lira. Gram altın satış 1230 lira. Çeyrek altın satış 1983 lira. Çeyrek altın satış 1993 lira. Euro alış 21, Euro satış 21.03, Dolar alış 19.41, Dolar satış 19.42. Nevşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.